Tekrar tekrar bu arada Emrecan'a Evet. geçmiş olsun diyelim. Yani Birazdan yine daha detaylı konuşacağız. böyle bir şey olmaz ya. Ya Yani talihsizlikler yani üst üste bu arada. talihsizlik de değil Umut yani, Meraş da felaket bir şey. Trafik kazası O geçirdi ama bu onda arada. bir büyük bir Evet şey değil yani diyorlar. bir bilmiyorum hani bu astrolojide oluyor ya bazen böyle bir dönem hani dikkat edin falan Evet, kazalar olabilir. Öyle bir şey mi var stres, nedir? sıkıntı. Geçmiş olsun Çok diyelim. geçmiş olsun. Yani kaza hep maddi hasarlı olsun daha fazlası Tabii canım, cana olmasın. Ama gelmesin de. işte bak ya Emrecan'ın başına gelen zaten O zaten başlı başına bir aşırı derecede olay. sinir bozucu bir şey. Hepimizin başına gelebiliyor. Trafik magandaları, trafikte Maalesef. gerçekten... Allah korusun, iyi değil yani. Ben sana söyleyeyim, ben trafikte çok böyle son Çok dönemde... sağduyulu olmak Evet, lazım. yani herkesin sinirleri gergin. Bilmiyorum, bu gerginlik Allah göstermesin. Yani böyle tatsız olaylar, kötü olaylara gidiyor. Düşünsenize ya, çocuk kampa gitmiş. Kampta da fena değil. İyi de Oynayacak, evet. belki de oynayacak ya. Çünkü o eksiklik var. Bir tane o adam çıkıyor. Artık maganda bile denmez. Yani insan bile denmez böylelerine. Çıkıyor, adamın üzerine hiç yoktan saldırıyor, ediyor. Allah göstermesin, cinayetler çıkıyor ya. Bilmiyorum nereye gidiyoruz. Yani çok kötü bir şey ya. Onun için Çok herkes çok sakin olsun. evet Vallahi sakin yani olunması lazım. korkuyoruz Dikkat yani. etmek lazım. Tekrar geçmiş olsun Evet, diyelim. Hem geçmiş olsun. Emrecan'a Allah kat korusun. kat geçmiş olsun. Umut Meraş'a da. Şimdi Sayıs'ın ayrılığı, Emrecan'ın durumu, transferde orada bir netlik yok bir de bir yandan. Konuşacağız yine. Stoper krizi var Beşiktaş'ta. Var yani, şöyle ilk 11 için ben Şenol Hoca'nın olayı çözeceğini düşünüyorum ama bench'e, kulübeye baktığımız zaman problem var. Yani hala Necip'in orada oynanması, oynatılması düşünülüyorsa bence yanlış. Yani bu Necip'in emeğine karşı bir söz değil. Yani Necip zaten bu takıma her şeyini vermiş bir oyuncu. Çıktığı zaman en iyisini zaten yapıyor ama şimdi öyle bir planlamayla girdiniz ki kesinlikle 2-3 stoper alacağız dediniz. Hala doğru dürüst stoper alınmadı. Bir Amartey geldi. Bence faydalı olacaktır. Ama sıkıştığın zaman evet Onana'yı da oynatabilirsin. Evet. Montero, haberlere gördüğümüz gibi bence de Montero özellikle Güvenç Hoca'nın bu yine hiç Avrupa beğenmediği bir beğenmiyor stoper. ama yapacak bir şey yok. Yani şu an elinde yok. Mecburen tutacaksın. Avrupa maçları öncesi tutmak zorundasın. Evet. Yani orijini stoper olan oyuncu olmadığı için fazladan Montero kalacak. Yani 11 oynar mı? Oynamayacak 11 zaten. Yani plan belli. Amartey ile Omar Coley. Evet, şu İkisini an. oynatacak zaten. Bu gayet mantıklı da. O yüzden bu konuda bir ilk 11 anlamında sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hele hele rakiplerin şu anki Beşiktaş'ın klasında olmayan zayıf rakiplere karşı Montero'yu da oynatsanız bir problem olmaz. Ama gruplara kaldıktan sonra tabii ki Beşiktaş'ın özellikle, hadi grubu da geçtim, şampiyonluk yarışında bir tane daha kaliteli bir stopere ihtiyacı var. Nasıl bir stopere ihtiyacı var onu da söyleyeyim. Şimdi Amartey'in özellikleri daha çok fiziğini kullanan, ikili mücadelelerde iyi, başarılı, zamanlaması iyi olan bir stoperden bahsediyoruz. Ön tarafta da oynayabiliyor, savunmanın önünde. Ama Coley de öyle. Yani böyle topla çok iyi çıkan stoperler değil bu. Oyun kurabilen stoperler değil. Yani Beşiktaş'ın bir oyun kurabilen, işte geçmişte bir Ronaldo, yakın geçmişte Pepe, onun ayarında hatta ve hatta Tosic, bu ayarda bir stoperlere ihtiyacı var. Çıkabilecek, oyunu yönlendirebilecek, savunmanın lideri olabilecek bir stopere ihtiyacı var. Lianco bu özellikleri karşılıyor muydu? Bence karşılama Ama ihtimali yüksekti ama böyle bir problem çıktı ortaya. Sakatlık riski. Şimdi orada da eleştiriler var. Yani bilmiyor muydunuz şeklinde yönetimi. oynamış galiba, bugün mü hazırlık maçı Ya vardı onların? oynuyor. Zaten şöyle bir, şimdi İyi de oynamış raporda yani tabii o. oynuyor. Ya şöyle bir rapor var sağlık ekibinin. Risk. Risk var. Yani Yani hiç tabii yaşamayabilir bu sakatlığı. yaşamayabilir. Yani Ama ama yaşayabilir de şimdi bu da çok ilginç bir risk değil mi? Melike, İngilizler. oyuncu için verilen raporda aman kesinlikle almayın. Bu adam şu an sakat, işte 4 ay 5 ay oynayamaz şeklinde bir şey yok. Risk var. Kıkırdakla ilgili problem var. Bak geçen yayında da söyledim. Menisküs olsa hiçbir sıkıntı yok. Bir artroskopi, 15 günde iyileşiyorsun zaten menisküs yırtığını diktiğin zaman.
Ama kıkırdak büyük problem. Bilgiler. Evet. Yıllardır bu işin içindeyiz işte. Savaş da burada. Kıkırdaktan daha önce de örnek verdim. Amokaçisi, İlan Mansız bunlar futbolu bıraktı. Evet. Teknoloji ne kadar, tıp ne kadar gelişse de burada problemi maalesef çözülmüyor. Aynen. O yüzden bence Beşiktaş yönetiminin aldığı karar doğru. Şenol Hoca'nın aldığı karar doğru. Yani ileride eğer bu oyuncuyu alıp 3 maç, 5 maç sonra ligde tabiri caizse patlarsa ne olacak? Bunun hesabını kim verecek? Bu sefer diyecekler ki vay efendim Beşiktaş yönetimi sakat adamı getirdi. İşte o zaman daha kötü. Yani yolun neresinden, öncesinden dönerseniz kar kardır. Bakın kötü oyuncu değildi. Çok iyi iş yapardı. Şenol Hoca'nın istediği bir oyuncuydu galiba. Çok evet, istiyordu. Evet. Oyuncu istiyordu yani. Ama olmadı. Şimdi geçmişe takılıp yaşanmamak lazım. Şimdi ne yapmak lazım? Beşiktaş'ın listesinde oyuncular var. Bakılıyor. Chamberlain var. Bakılıyor. Bir de orta saha için. Chamberlain orta kenara. Şu an orta saha transferinde listede var. Onunla ilgili de sakatlık riski konuşuluyor. O yüzden Chamberlain'e geçtim. Sürede biraz evet, kısıtlı. Onun için de konuşuluyor. Evet. O da, hatta o daha fazla maç kaçırmış. Ya ben onun da çok olacağını düşünmüyorum. 3 yıllık bir sözleşme teklif edileceği yani, konuşuluyor. Beşiktaş çok, herhalde bu birkaç güne bir şeyler patlatır. Çünkü Beşiktaş taraftarı artık çok sabırsız. Ben Beşiktaş'ın yani bir yöneticiyle konuştum. İsim vermedi bana ama şu dedi. Gelirse dedi ortalık ayağa kalkabilir dedi. Yani öyle onu söyleyeyim. Kim o? Hangi kenar oyuncusu? Kenar. Yani gelirse çok önemli kulüplerde oynamış. Çok ısrar etti. Kenar oyuncusu dediğin için Talisca değil o zaman. Yok, ben şimdi değil. Direkt aklıma hani sol kenar. Sol kenar. Hatta ne diyeceksin? Dediler şunu söyleyeyim. Real Madrid görmüş. Bir dakika. Bir de Arsenal görmüş diye duydum. Yani ben kimim? Ben kimim sorusu. Bunu bir yani yerden duydum. Yani şöyle ben. Beşiktaş taraftarı gerçekten baktığımız zaman birçok Beşiktaşlı arkadaşımız artık sabırsızlanıyor. Sistem ediyor, bekliyorlar. İsim zikretmeyelim ama değil mi biz? İsim yok. İsim bilmiyorum zaten. Yani ben isim yanlış yönlendirmek istemiyorum insanları. Ama Beşiktaş yönetiminin bir hazırlık bakın çok da umutlandırmak da istemiyorum taraftarları. Sonra umutlanıyor insanlar hakikaten. Olmayınca bize de başlıyorlar tepki göstermeye, yönetime de tepki gösteriyorlar ama Beşiktaş bir tane kaliteli bir isim getirmek istiyor. Daha doğrusu Ahmet Başkan. Şimdi şu da var. Ante Rebić mi? Rebić olayı vardı. Bugün bilmiyorum evet, Fenerbahçe Rebić falan de isim çıktı ama. Zaten konuştuğumuz her isim her takımın bir anda radarına girebiliyor. Yani bu sene enteresan. Hiç beklenmeyen bir şekilde. Ya, bu sene enteresan. Onu bence menajerler yapıyor abi. Menajerler ha evet. O kadar doğru, kolay doğru. İş değil o. Bir anda Beşiktaş'a, bir anda Galatasaray'a, bir anda herkes Fener'e. Herkes yazılır mı ya? Çok güzel yapıyorlar kulübe. O işi yani. Türkiye'de bir bakıyorsun alakasız bir takıma gidiyor ondan sonra. Bu diyorsun kadrolu, ki bu adam buraya geliyordu. Kadrolu elemanları var bu işi peki, yapan ya. Peki doğru şimdi, söylüyorsun. Virgül yine Trabzonspor'un hazırlık maçı vardı. Bir onun özetini getirelim ekrana.